Şimdi Gökmen, önce şunu söylemek lazım. Yani dolar şu anda 11 lira 12 lira bandında görünüyor. Ve işte biz 6.85'te doları tutmak için 128 milyar dolar harcadık. Tutamadık. Yıl başında 7 lira olan dolar şu anda 11-12 lira. Yani yine yüksek bir seviyede. Dolayısıyla bu da ekonomi bakımından sağlıklı bir gösterge değil. Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz. Bu yaşadığımız son olaylarda ise bir iyi yönetim olmadığını görüyorum ben. İyi bir yönetim yok çünkü gerçekler halka tam yansıtılmıyor. Yani çok sert bir siyasi söylemle faizleri düşürdüler ve düşürmeye devam edeceklerini söyledi iktidar. Başka bir şey beklemeyin bizden dendi. Ve böylece o tepki, piyasa buna tepki vererek doları fırlatmaya başladı. O konuşma o kadar vurgulu yapıldı ki bir iki gün içerisinde dolar 18 liraya kadar geldi. Ve yine dendi ki yani bizim paramız bellidir, Türk lirasıdır, bizim dolarla bir işimiz yok. Dolarla hesap yapmayın dendi asgari ücret açıklandığı zaman. Ve 18'e geldiği zaman da yine piyasalar kapandıktan sonra açıklamalar yapıldı. Bir paket açıklandı ve hızlı bir şekilde dolar düştü. Şimdi şöyle de bir algı oluşturuldu. İşte siyasi otorite bu kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamasını yaptı. Ve bir açıklamayla 18'e gelmiş olan doları 13'e 12'ye kadar indirdi. Bu kadar. Bu iktidarın bir başarısıdır diye sunuldu. Halbuki sonra öğrendik ki aynı gece işte arka kapı dedikleri yöntemle kamu bankalarına döviz sattırarak ve yüklüce bir döviz sattırarak dolar düşürülmüş ve bu satış devamda ettirilmiş ertesi gün. Yani 128 milyar doları harcamaktan bir farkı yok izlenen yöntemin. Ortaya konulan yeni sistemin henüz devreye girmediğini biliyoruz ve henüz bir etkisi olmadığını biliyoruz. Hani böyle bir haber verildi, böyle bir müjde verildi, ondan indi gibi bir algı yaratıldı ama anlaşıldı ki Merkez Bankası zaten borsada topladığı döviz rezervinden 7 milyar dolar kadar satış yapmış ve bu satış ertesi günde sürmüş. Dolayısıyla yöntemde bir farklılık yok. Yani döviz yükselince Merkez Bankası daha önce açıklayarak döviz satıyordu. Açıklamayı kaldırdılar. Açıklamadan gizli şekilde döviz satıyor. Bu birinci yönü. Bunu unutmayalım. Henüz sistem devreye girdiği için dolarda bir çözülme yok. İkinci tarafı şu. Aynı konuşmada ısrarla deniliyor ki biz faiz artırmayacağız. Bizden bunu beklemeyin. Faizize karşıyız şeklinde mesaj veriliyor. Açıklanan sistem ise faizi artırıyor. Yani hesabı açtığınız tarihle kapattığınız tarih arasında kur daha yüksekse sizin faiz oranınızı kur oranına çıkartıyor. Yani fiilen faizi yükseltmiş oluyor. Yani aradan 48 saat geçmeden Türkiye faiz yükseltmeyi kabul etmiş oldu, taahhüt etmiş oldu. Bu da çok büyük bir çelişki. Bu da iyi bir yönetim değil. Yani kulağı tersten gösteriyoruz. Ve halk düşünüyor ki ya bu kadar kararlı şekilde bizden faiz artışı beklemeyin dendiğine göre bunlar faizi yine düşürecekler. Gidip hiç olmazsa döviz veya altın alıp da paramızı koruyalım diye yükleniyorlar. Belki 13 dolardan 14 liradan işte 15 liradan 16 liradan 17 liradan döviz alıyorlar. Küçük tasarrufçular da bunu yapmış olabilirler. Böyle bir dönem yaşadık biz. Fakat sonra siz gece 18'e gelince pat diye düşürecek bir şekilde doları gizli şekilde dolar satıyorsunuz. Yani bir kere şeffaf bir yönetim yok. Doların açıktan alınıp satılması lazım. Merkez Bankası işlemlerin şeffaf olması lazım. Bu yönü itibariyle ben iyi bir yönetim yok dedim. Şimdi ortaya koyduğunuz sisteme bakıyorsunuz. Gideceksiniz bankaya, 3 aylık hesap açacaksınız. Açtığınız gün Merkez Bankası'nın ilan ettiği döviz kurunu bir yere kaydedeceksiniz. 3 ay sonra gideceksiniz. Eğer dolar yükselmişse fark alacaksınız. Bu hazineye yük olacak. Eğer dolar düşmüşse zarar etmiş olacaksınız. Ana paranız da küçülmüş olacak. Bu biraz şansa bağlı. Neden şansa bağlı? Çünkü Türkiye'de ekonomik kurallara göre hareket eden bir yönetim yok. Yani o günlerde diyelim sizin hesabınızın vadesinin dolmasına yakın günlerde geçenlerde yapıldığı gibi veya o gece yapıldığı gibi birden yine Merkez Bankası piyasaya dolar satar gizli şekilde doları düşürürse siz zararlı çıkartmış olursunuz. Veya tersine bir kriz olur da fırlarsa karlı çıkmış olabilirsiniz. Bu ileriye dönük olarak şans oyunu oynamak gibi bir şey. Halkı buna doğru teşvik ediyor bu sistem. Ve bu sistemde de yani sırf faizi artırmamak için
işte kur artarsa ben aradaki farkı vereceğim diyerek fiilen faiz taahhüdünde bulunmuş olmanıza hiç gerek yok bu kadar karmaşık yollara. Neden yok? Şimdi ekonomi gerçekten bilim tarafıyla şunu söyler. Yani tasarrufları koruyan faizdir. Paranın piyasa faiz tasarrufları korur. Ve tasarrufları eriten de enflasyondur. Ücretleri de öyle. Yani siz enflasyon üzerinde faiz verirseniz vatandaşın tasarrufunu korumuş olursunuz. Enflasyon üzerinde ücret artışı verirseniz vatandaşın ücretini korumuş olursunuz. Bu kadar basit bir kural bu. Böyle bir kural varken yani adını bile tam telaffuz edemediğiniz bir hesap biçimi açıyorsunuz ve güveniniz yerlerde vatandaşa diyorsunuz ki paranızı buraya getirin. Öne yarım söyledi. Hele o 3 ay içerisinde 3 ayın sonunu beklemeden Allah korusun bir hayati sorunla karşılaşıp paranızı çekmek zorunda kalırsanız faiz de gidiyor. Çektiğiniz tarihte kur daha düşükse onu da tahsil ediyorlar. Ana paranız düşüyor. Yani böyle yani benim zihni sinir dememin sebeplerinden biri bu. Bu böyle bir sistem tutarsa halkımızın büyük çoğunluğu veya mudilerin büyük çoğunluğu bu sisteme güvenir de dolarlarını bozarlar, Türk lirasını çevirirlerse hep beraber çıkarız gibi bir yaklaşım gösterdi Sayın Bakan. Yapmazlarsa hep beraber batarız da demişti. Böyle ekonomi yönetimi olmaz. Bunun üstünde durmak lazım. Bu çok ciddi bir olaydır. Şimdi Öne Yarım'ın söylediği önemli bir olay daha var. Şu ana kadar Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ dışında bir hukuki düzenleme yok. Eğer hazineden karşılanacaksa bu Türk lirası mevduatları için mutlaka bütçede yeri olması gerekir. Bütçe geçti ve bugün yarın bu sistem devreye girecekse ek bütçe kanunu çıkartmaları gerekir. Ek bütçe kanunu çıkartmazlarsa bu ödemeler yasal dayanaktan mahrum kalır ve anayasaya aykırılığı sürer. Anayasaya ayrıca eşitlik yönünden de aykırıdır bana göre. Öne Hanım ifade etti. Kamu hizmeti yönünden, yararı yönünden aykırı. Evet. Ama vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak bakımından da eşitlik ilkesine de aykırı. Siz bir kesim vatandaşın zararını diğer kesim vatandaşı ödettiriyorsunuz. Böyle bir şey olmaması lazım. Bunun da bir yasal dayanağa kavuşmuş olması lazım. Belki Murat Hocamız bilebilir. Ben şundan da emin değilim. Döviz hesabınız varsa, Türk lirasına dönerek bu sisteme geçerseniz sizin oradaki kaybınızı Merkez Bankası ödeyecek dedi Merkez Bankası. Yani para basacak ve bunu ödeyecek. Merkez Bankası'nın böyle bir görevi var mı? Bankadaki mudinin zararını niye Merkez Bankası karşılıyor da banka karşılamıyor? Çünkü sonuçta bunlar bankacılık faaliyetleri ve Merkez Bankası'nın temel görevi enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak olması gerekirken onunla hiç ilgilenen yok. Yani enflasyon yükseldikçe tasarruf olmayan işçiler, memurlar, emekliler, işsizler bunlar vergiler hem vergileri ödüyorlar, vergi artışları yapıldı. Hem de enflasyon nedeniyle de satın alma güçleri düşüyor. Bunların ücretini kim koruyacak enflasyona karşı? Öyle bir derdi kalmadı Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası asli görevini yapmamakla da büyük bir ihmal içerisindedir bana göre. Şimdilik bu öyle bir özet yapmış olayım Gökmen. Peki. Var mı hocam Merkez Bankası'nın böyle bir... Yani mesele şu sayın seyirciler, siz de gayet iyi takip ettiniz nihayetinde gelişmeleri. Dövizini bozup TL'ye geçenlerin vade sonunda olası kur seviyesinden herhangi bir kayıpları olursa bu Merkez Bankası'ndan karşılanacak. Evet. TL'den buraya geçenlerin o hazine tarafından. Yani hazine tarafından karşılanması zaten bir adaletsizlik, zaten bir eşitsizlik, zaten bir kanunsuzluk. Merkez Bankası tarafından karşılanan kısmı peki hukuki olarak nasıl görünüyor? Şimdi Fikret Bey işi olması gerektiği gibi devlet ciddiyetiyle anlattı ama biz evet, maalesef o düzlemde değiliz. Olsaydık 128 milyar dolar da olmazdı. Yani dolayısıyla hukuksuzlukları normal kabul ettiğimiz için o hukuksuz ya da yarı hukukla temellendirilmiş ortama göre söyleyeyim. Şimdi biz dövizimizi Merkez Bankası'na özel bankalar aracılığıyla veya kamu bankalar aracılığıyla vermiş olacağız. O da bir süre ticari bankalarda kalacak, sonra onları Merkez Bankası oradan da alacak ve rezervine atacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın nasıl ihracatçıdan reskont ihracat kredileri yoluyla döviz rezervi toplaması gibi pek de böyle diğer ülkelerle rağbet olmayan bir yöntem varsa bunu da ona benzetecekler. O nasıl yapılıyorsa bu da yapılır diyecekler. Tamam. Ama doğrudur. Burada ciddi bir zararı olursa Merkez Bankası karşılama durumu vardır ve bunu da tabii ki para basarak yapacak. Peki efendim, izleyicilerimiz ne diyor bu konuştuklarımızla ilgili? Fikret Kaçmaz diyor ki damadı Cumhurbaşkanlığını ısıtıyorlar.
Fikret Kaçmaz'ın yorumu bu şekilde. Niye şaşırıyorsun canım? Sonuçta az önce Okan Müderrisoğlu'nun yazısını, Berat Albayrak övgüsünü evet çok fazla öne çıkaran bir gelişme olarak okudun. Evet. Belki de bu da olur, belli olmaz. Orhan Ermin diyor ki dolar 5 TL'ye de düşse değişen bir şey olmayacak. Faturalar, çarşı, pazar el yakıyor. Hakikaten yani akaryakıt ürünlerine mesela indirim geldi ama ÖTV'ye gidecek. O bize yansımayacak. Yani ya bu fiyatlar nasıl düşecek? Ondan sonra Nehir Deniz diyor ki, bakın Nehir Deniz izleyicimiz, benim kardeşim bekledi. Dolar her geçen gün arttıkça son gün yani pazartesi günü döviz aldı. Aynı gece elindeki paranın 1/3 gitti. 50 bin zararı var. Üstelik gece yaptılar bunu. Haksız mı şimdi böyle bir durum varsa? Yazık günah değil mi böyle bir kişiye? Ondan sonra Yusuf Kondakçı diyor ki Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa bir hükümet yabancı paraya alt limit koymuş olacak diyor. Bir hükümet ilk defa yabancı paraya alt limit ya bir nevi diyor. Ondan sonra bu davranıştan anlıyoruz ki hedeflerinde hiçbir zaman üretime dayalı bir ekonomi politikası oluşmayacak. Selçuk Çetik diyor ki Amerika'da oluşan enflasyona karşı Fed'in Ocak ayında %5 faiz uygulaması sonucu yine hem dünyada özellikle Türkiye'de kur artışı oluşturacağı söylenmekte. Bu da yeni mevduat uygulamasında hazineye aşırı yük getirmeyecek mi? %5 bekleniyor mu o kadar? %5 olmaz değil. 3 tane 0.25 tamam. Bekleniyor. Ama orada hani bir sürpriz olursa evet, bu, evet. Buraya yansır. Ama biz kendi dalga boyumuz o kadar yüksek ki Amerika'nın veya Çin ekonomisi yavaşlamasının stresine gerek kalmıyor. Peki. Şu bakanın gözlerle ilgili videosu var mı gözlerime? Bir izleyelim mi onu? Yarın 11 itibariyle Merkez Bankası sizin bahsettiğiniz o tebliğde de açıklamada da yer verdiğiniz talepler alındı. Şekilde nasıl o talepler? Çok iyi işte. Rakamsal bir şey vermek rakam ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyi. Ya Gülçin'im gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde? Orada sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Şimdi ekonomi rakam işi. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Ben buraya sıkıntılı bir şekilde gelsem böyle enerjik bir şekilde konuşabilir miyim? Hı falan derim, şöyle derim, tamam bir bakayım falan derim. Ekonomi temenni işi, ekonomi ışıltı işi. Bak benim gözlerimde görüyor musun o ışıltıyı? Bak bak gözlerime ne görüyorsun? Milletin gözünde bakınca ne görünüyor onu birazdan aktaracağız size.